Merhaba sevgili izleyenlerim. Sizlere bu videoyu günlük yaşantımız içinde vitaminler ve beslenme döngüsünün arasındaki ilişkiyi anlatmak için çekiyorum. Şimdi biliyorsunuz bizim için vitamin ve mineraller çok önemli. Bunlar bizim vücudumuz için mikro besinler. Biz hep size makro besinlerden bahsediyoruz. Karbonhidrat, protein ve yağlardan. Vitaminler de, mineraller de kendi içlerinde kalori içermeyen ama vücudumuzda tamamlayıcı ya da katalize edici görevleri olan çok önemli unsurlar. Hele 3 tane vitamin var ki bu dönemde çok ön plana çıktı. Bunlardan bir tanesi D vitamini, bir tanesi B12, bir tanesi de C vitamini. Hadi gelin sizlere bunlarla ilgili günlük hayatınızda kullanacağınız güzel bilgiler aktarayım. Birincisi D vitamini. D vitamini deyince hepimizin aklına önce ne geliyor? Güneş geliyor, değil mi? Güneşten alabileceğimiz bir vitamin. Bizim öğrenciliğimizin ilk yıllarında D vitamini öğretilirken bize kemiklerimizle ilgili, özellikle ilerleyen yaşlarda osteoporoz yaşamamamız için ya da ilk doğduğumuz andan itibaren kemiklerimizi destekleyici bir vitamin olarak aktarıldı. Ama ilerleyen yıllarda bilimin ilerlemesiyle ve bize D vitamininin ne kadar önemli bir vitamin olduğunu aktarmasıyla gördük ki D vitamini neredeyse kalp hastalığından tip 2 diyabete, kas ve kemik sağlığından ruh sağlığımıza, bağışıklık sistemimizden kilo vermemize kadar her yerde önem taşıyan bir vitamin. Peki bu vitamini biz nasıl olacak da vücudumuza yeteri derecede alacağız? Hemen yemeklere bakıyoruz. İşte somonda var, yağlı balıklarda var, mantarda var, zenginleştirilmiş süt ürünlerinde var ve D vitamini işte yumurtanın sarısında var. Örneğin yumurtanın bir tanesinde 41 internasyonel ünit D vitamini var. Bizim günlük almamız gereken 1000 ila 2000 internasyonel ünite alabilmemiz için hesaplayın ne kadar yumurta yememiz gerekliliğini. Kaldı ki o kadar yesek bile vücudumuza girdiğinde bunun sentezlenmesi çok daha farklı oluyor. Peki güneş ışığı? Güneş ışığında yok mu D vitamini? Elbette var. Ama güneş ışığını doğru şekilde almalıyız ki o bizim mahvettiğimiz o ozon tabakası nedeniyle vücudumuza geldiğinde zararlı bir şekle dönüşen ışığın 30 dakika alınması lazım. Belli bir açıyla alınması lazım. Sizin yaşınız önemli onu alırken, sizin cinsiyetiniz önemli, teninizin rengi önemli. Bunların hepsi güneş ışığıyla aldığımız D vitamininde ne yazık ki yetersiz olmasına neden oluyor. Peki ne kadar almalıyız D vitaminini? Kaç internasyonel ünite almalıyız? Doğduğumuz andan itibaren 400'den başlayıp 18 yaş sonrasında 1000 ya da 2000 internasyonel ünite kadar çıkıyor D vitamini alımımız. Maksat kan değerimizde 30 ng mililitrenin altına düşmesini engellemek. Dünya Sağlık Örgütü bunu 70'lere kadar çıkarttı. Bizim ülkemizin güneşli olması bunu sadece kış aylarında almamızı gerektirmiyor. Çünkü biz bunu bir dizi vücudumuzda sabit şekilde aynı değerde tutabilmek için düzenli olarak D vitamini takviyesini almalıyız. Ne yapmamız gerekiyor? Kanımızda 25 hidroksi vitamin D3'e baktırmamız gerekiyor. Eğer klinik olarak bu aşağıdaysa doktorumuzun önerisiyle D vitamini kullanımımıza başlıyoruz. Ve D vitamini kullanımı çok düşükse yoğun bir şekilde başlayıp sonra günlük bir fıs şeklinde de devam edebileceğimiz normlarda hayatımıza girebiliyor. D vitaminini günde bir fıs 1000 internasyonel ünitlik Velcare'in D vitamini kullanmanızı öneriyorum. Gelelim B12 vitaminine. B12 vitamini vücudumuzda yorgunluk, bağışıklık, stresimize iyi gelen D vitamini. B12 vitamini aslında unutkanlık deyince ilk hatırlanan vitamin ama sadece unutkanlıkla ilgili değil. B12 vitamininin en önemli unsurlarından bir tanesi genel enerjimizi yerine getirmesi. B12'si düşük insanların enerjilerinde düşük olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden enerjinizin, enerjisizliğinizin, yorgunluğunuzun gerçek nedenini araştırmak istiyorsanız bir kanınızdaki B12 değerinize bence baktırın.
Çünkü B12 aslında hayvansal gıdalarda alınıyor. Mesela yumurta, balık yumurtasında var, yumurta sarısında var, kırmızı ette var. Özel nedenlerle ben artık hayvansal gıda almayacağım diyenlerde veya hayvansal gıdaları daha seyrek alanlarda B12 eksikliğini çok sık rastlıyoruz. Ya da mesela tip 2 diyabet nedeniyle şeker ilacı kullanan kişilerde, midesinin bir bölümü alınan kişilerde de B12 eksiklikleri yine sık sık karşımıza çıkıyor. Bir de B12'nin bu yüksek enerjisizliği bizi gerçekten yorgun, halsiz, mutsuz, hafif de depresif hissettirebilir. O yüzden bağışıklık sistemimizi destekleyen bu vitaminin eksikliğini yaşamamamız için 2,5 ila 5 mcg düzeyinde her gün almamız gerekiyor B12'yi. Bunu da doktorunuzla konuşarak ya da diyetisyeninizle konuşarak düzenleyebilirsiniz. B12'nin aynı zamanda kilo almakla ilgili de etkisi bilim insanları tarafından tespit edilmiş. Eğer siz B12'niz düşükse kendi yorgunluğunuz, halsizliğiniz, güçsüzlüğünüzü desteklemek ya da daha iyi hissetmek için karbonhidrat yememe eğiliminiz artıyor. Aynı zamanda tat reseptörlerinizde de B12 eksikliği nedeniyle doğru algılayamama problemi yaşıyorsunuz. İşte bu yüzden diyoruz ki B12'niz tam olsun, hem tadı doğru alın, hem eksilen enerjinizi depresif durumunuzu tatlı yiyerek yerine getirmeye çalışmayın. B12'nizi bir fısla ve özellikle de mekobalaktif şekliyle olan kobalamin formundaki şekliyle alırsanız çok daha güzel bir sonuç alacağınız, bomba gibi olacağınız, B12 desteğini de alacağınız bir sisteme ulaşmış olursunuz. Bunu da Velcare'in B12'siyle. Dilinizin altına günde bir fıs B12 sıkmayı unutmayın. Ben gece yatarken yapıyorum özellikle. Ve gelelim hastalıkta ve sağlıkta yanımızdan ayırmadığımız C vitamini. C vitamini bizim vücudumuzun dirençli olması, bağışıklık sistemimizin desteği için olmazsa olmaz vitaminlerden bir tanesi. Su da eridiği için vücudumuz tarafından depolanamıyor ve mutlaka dışarıdan takviye olarak alınması lazım. Yiyeceklerle alınırken de şöyle bir riski var. Çok çabuk bozulabiliyor C vitamini. Örneğin bir portakal yediğinizde günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz ama o portakalın içindeki C vitaminini siz yok etmeden yiyebilirsiniz, bu işi yapabiliyorsunuz. C vitamini selenyumla birleştiğinde bağışıklık sisteminizi ekstra güçlendiriyor. Selenyumun ne önemi var? Hem tiroidlerimize iyileştirmesine yardımcı, hem de kansere karşı vücudumuzu ciddi anlamda engelleyici bir mineral C vitamini, selenyum. C vitamini ile birleştiği zaman tam iki tane güçlü bir vitamin ve bir mineral sizin daha bağışıklık sisteminizin kalkanını güçlendirmiş oluyor mikroplara karşı. Günde bir efervesan tablet. Velcare'in içinde lime tadı var, portakal tadı var. Mis gibi suyun içine atıp tükettiğinizde hem o çok çabuk yıpranma riskinden uzaklaştığınız C vitamininin yeterli şekilde vücudunuza almış oluyorsunuz. Hem de daha güvenli, daha sağlıklı, daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmuş oluyorsunuz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.